Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisseyle yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan, teknik analiz ışığında ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları ve analizleri. Onun için yaptığımız analiz ve yorumlar sizin yatırım stratejinize uymayabilir. Sizin yatırım bilgi ve psikolojinize uymayabilir. Onun için herkes kendi yatırımından, kendi stratejisinden, kendi kararlarından sorumludur. Tabii biz bu potansiyelleri veriyoruz ama dönem dönem düşüşler, yükselişler olacaktır ve oluyor da. Her zaman ne diyoruz? Yatırımda bir durum vardır ki biz bu duruma etkin piyasalar hipotezi diyoruz ve bu hipoteze göre de piyasalar her zaman dalgalanır. Borsa olsun, kripto para olsun, altın olsun, dolar olsun, dalgalanmayan, sürekli yukarıya çıkan veya sürekli düşen hiçbir piyasa yoktur. Yalnız piyasadan bahsediyorum, altını çizeyim. İşte hocam dolar her zaman yükseliyor da işte TL her zaman değer kaybediyor. Haklısınız, hani genele baktığımızda sadece aşağı doğru düşüp veya yükselen bazı para birimleri olabilir. Ama gene de mutlaka dalgalanıyor, ufak da olsa dalgalanmalar olur. Onun için eğer sizin psikolojiniz uzun vadeli yatırıma uygun değilse uzun vadeli yatırım yapmayacaksınız. Veya alsata kısa vadeli trade etme durumuna psikolojiniz, özellikle de bilginiz yoksa bunları yapmayacaksınız. Aldığınız zaman belirli bir kar aldıktan sonra satarsınız. Tabii bu işleri bilmiyorsanız eğer, her zaman size zaten bu işi öğrenmenizi, teknik analiz en azından öğrenmenizi söylüyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bir yatırım stratejiniz yoksa, eğitiminiz yoksa, özellikle de psikolojik olarak eğer bu duruma yatırım yapmaya, alsat yapmaya uygun değilseniz kesinlikle bu işlerden uzak durmanızı ve paranızı başka yerde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Örneğin işte faizidir, bazı fonlardır, işte altın fonu vesaire birçok yatırım aracı var. Onun için paranızı bu işlerde değil de onlarda değerlendirebilirsiniz. Ve dediğim gibi bu işi bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. Bu işi öğrenmek için de bir teknik analiz eğitimi veriyoruz. Sıfırdan zirveye kadar yatırım yapma, portföy oluşturma, strateji oluşturma konularında eğitim veriyoruz. Sıfırdan zirveye kadar ve bunun için bizim teknik analiz kursumuz var. 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik. Bu işi öğrenmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. Oradan tıklayıp detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Linki tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bilgisayar üzerinden alırsanız vergi kesintisi daha az oluyor. Onun için bilgisayar üzerinden alırsanız seviniriz. Ve çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz daha önce analizini yaptık ve biz analizini yaptıktan sonra nasıl oldu, nasıl bir formasyon oluştu, nereye kadar yükseldi? 3 ay önce analizini yapıp sizinle paylaşmıştık Yapı Kredi'nin. Tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor çünkü önemli bir durum oluştu. Bahsettiğimiz bir formasyon vardı, o formasyon yukarıya doğru kırıldı şu an. Bundan sonra ne olacak onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle kısa vadede şöyle bir hissemizi inceleyelim. Kısa vadede nasıl bir durum var, nasıl bir görüntü var? Bu arada 3 ay önce analizini yaptığımız zaman burada 10.64 desteğini vermiştik. Orası eğer kırılmazsa yukarıya devam edecek demiştik ve analizini yaptığımız zaman 12.90'lardaydı bu hisse senedi. Peki biz analizini yaptıktan sonra nasıl bir yükseliş oldu? Ona hemen bakalım. Nereden nereye yükselmiş? 12.90'lara getiriyoruz ve zirvesi olan 20 TL'ye gelmiş. Biz analizini yaptıktan sonra %56'lık bir yükseliş göstermiş ve 20 TL zirvesinden satış yemiş. Bu arada hissenin daha önceki durumundan da bahsetmek istiyorum. Örneğin şurada bir yükseliş trendi var. Tabii uzun süreli bir yükseliş trendi. Şöyle şuraya gelelim. Uzun vadeli yükseliş trendinin zirvesi 1999'da oluşmuş. Peki dibi neresi? Ona da hemen bakalım. Ve o da 1 Şubat 1993'e denk geliyor. 1993'ten 99'a kadar, yani 7 yılda bir yükseliş trendi oluşmuş. Hatta şöyle baktığımızda 5 dalgalı bir yükseliş olmuş. Zaten formasyonlara da bakıldığında her zaman piyasa 5 dalgalı hareketler yapıyor. Çoğu zaman diyelim. Bunda da 5 dalgalı bir hareket olmuş ve 1993'ten 1999'a kadar gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş olmuş. Peki ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Ona hemen bakalım. Ölçüm aracımızı alıyoruz. 1993'e getiriyoruz. Ve 1999'a kadar gördüğünüz gibi %614.308'lik bir yükseliş olmuş. Bundan sonra buna benzer bir yükseliş potansiyeli var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ne dedik? 1993'ten 99'a kadar %614.300'lük bir yükseliş olmuş 7 senede. Bundan sonra da aynı bir yükseliş göstermesi beklenebilir ki zaten teknik analiz budur. Ne diyoruz teknik analiz için? Teknik analiz dediğimiz olay daha önceki verilere, grafiklere bakarak oluşacak grafikler hakkında öngörüde bulunmaktır. Ki zaten biz bu formasyonlara bakarak yeni formasyonlar hakkında fikirler yürütebiliyoruz ki buraya baktığımızda bizim beklentimiz nedir? Aynı bu şekilde buna benzer, buna yakın bir hareketin tekrarlanması. Peki bu nasıl olacak? Gördüğünüz gibi burada bu filamanın sapı var ve bunu kopyalayıp şuraya doğru bayrağın bitiş noktasına koyuyoruz ve o alan ne kadarsa bir o kadar daha gitmesini bekliyoruz. Teknik analiz bu demek. Şimdi burada ne dedik? Bir bayrak formasyonumuz var. Ve bu bayrağa baktığımızda şurada kırılmış görünüyor. Hatta şöyle bakalım ve daha önceki videomuzu izlediyseniz orada ne demiştik? 14.68'in yukarıya kırılması lazım ki bu hareket başlasın. Ve gördüğünüz gibi 14.68 kırılmış, 20 TL'ye kadar gitti. Peki bundan sonra nasıl bir hareket beklenir? Onu sizinle paylaşalım. Tekrar şuraya bayrağın kırılım noktasına tekrar gelmesini bekleyebiliriz ki o da gördüğünüz gibi 15.48, 15 TL seviyelerinden geçiyor. Ve buraya gelip bir pullback daha yapabilir. Onun için şurayı hemen çizelim. 15, 15.50 seviyelerine kadar tekrar bir düşüş olabilir. Gördüğünüz gibi zaten bir düşüş var. Borsa İstanbul'da Bist100'de bir düzeltme başladı. Ve o düzeltmenin de bu hisse için tabii ki 15 TL civarına gelmesini bekleyebiliriz. Evet, ne dedik? Yapı Kredi Bankası'nda gördüğünüz gibi güzel bir formasyon var. Tabii ki çok uzun vadeli grafik bu. Neden uzun vadeli? Çünkü şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş ve dolayısıyla burada yıllar var. 1993'ten 2023'e kadar gördüğünüz gibi bir grafik var. Ve geçmişine baktığımızda 7 yılda %600.000'lik bir yükseliş göstermiş. Bundan sonraki 7 yılda nasıl bir hareket olur? Tekrar aynı şekilde %600.000'lik bir yükseliş olur mu? Ona bakalım. Şimdi teknik analizde bayrak formasyonlarının kırıldıktan sonra formasyonun sapı kadar daha yukarıya gitmesi beklenir. Ve 15'lerde bizim için çok önemli olan bir destek var. Oraya kadar düzeltme gelebilir. Pullback, yani onay alma dediğimiz olay gerçekleştikten sonra yüzde kaçlık bir yükseliş potansiyeli olur? Hissenin durumu ne olur? Onu sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi bayrak formasyonu kırıldı. Yapması gereken gelip 15 TL'ye bir pullback yapmak. Onu da yaparsa uzun vadede vereceğimiz hedeflerin geleceğine ben şahsen inanıyorum. Ama uzun vade, tabii elinde olanlar uzun vade bekler mi? Onu bilemem. Bu arada bu grafik logaritmik bir grafik. Şimdi vereceğimiz hedefler, potansiyeller size enteresan gelebilir, astronomik gelebilir ama siz de logaritmik grafiği açtığınızda aynı şekilde bu çizgileri çektikten sonra yükseliş potansiyelinin benim verdiğim gibi olduğunu görebilirsiniz. Ama tabii bunun için dediğim gibi logaritmik grafiği açmanız gerekiyor. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Bize destek olmak isterseniz oradan desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu yukarıya sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz katılla ilgili. Çünkü orada siz de faydalanacaksınız. Birçok eğitimler vereceğiz size. Size özel analizler, videolar, canlı yayınlar yapacağız. Videoyu sağ üst köşeye koyacağım. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve devam edelim. Ne dedik? 15 TL seviyesi kırılmadığı sürece Yapı Kredi Bankası'nda şu andan itibaren şöyle hedefimiz olan şurası. Yani ortalama 7000 TL civarları bu hisse senedinde uzun vadeli, bakın en az 7 yıl. Peki neden 7 yıl? Çünkü bir önceki trendini 7 yılda tamamlamış uzun vadeli. Onun için tekrar uzun vadeli baktığımız için hatta 7 yıl dedik ama şurada zaten bir hareket başlamış. Bunu şöyle bir yakınlaştıralım. Bakın şurada, yani 3 Mayıs 2021'de zaten bir trend başlamış. Onun için trend başlangıcı olarak 2021'i baz alabiliriz çünkü burada gördüğünüz gibi bir trend başlamış. 2023'ün sonlarında olduğumuza göre burada en az bir 2-3 yıl zaten geçmiş oluyor. Dolayısıyla bir uzun vadeli trendin 7 yılda bittiğini varsayarsak 2-3 yıl zaten geçmiş. Gördüğünüz gibi 2-3 yıldır zaten yükseliyor. Ve gördüğünüz gibi zaten trend başladıktan sonra 9 kat artmış. Dolayısıyla böyle bir hesap yaparsak bir 4 yılımız falan kaldı herhalde. 4 yıl içinde böyle bir yükseliş yapması beklenebilir. Tabii bu kesin bir şey değil. Bir önceki trendi 7 yılda bitirmiş diye bu trendi de 7 yılda bitirecek diye bir şey yok. Gene de biz ortalama 5-7 yıl diyelim ve gördüğünüz gibi tekrar 15 TL'ye gelip bir pullback yaparsa ve yükselişine devam ederse bu hisse senedinin en az 5-7 yıl ve uzun vadeli yükseliş potansiyeli %360.895 olarak görünüyor. Teknik olarak grafiğe baktığımızda grafikler ve teknik analiz bize bunu söylüyor. Bunu kendimden uydurmuyorum. Gördüğünüz gibi ölçüm aracını cetveline aldım ve şu anki seviyeye koydum ve %360.000'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Sizin de takip ettiğiniz böyle yüksek potansiyelli hisse senetleri varsa onları yorum bölümüne yazın veya takip ettiğiniz herhangi bir hisse senedi varsa yorum bölümüne yazın, analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu hedefleri ben vermiyorum. Teknik analiz veriyor, grafikler söylüyor bize. Siz de yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler vesaire varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Ayrıca bu hisse senedi hakkında, bu şirket hakkında ne düşünüyorsunuz? Temel olarak incelediniz mi? Takip ediyor musunuz? Kanalımıza atılmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.